Bugün sözlerime yarın 8. yılını dolduracak 15 Temmuz'u anarak başlamak istiyorum. 15 Temmuz 2016 gecesi demokrasimize karşı gerçekleşen hain darbe girişimi milletimizin direnişiyle engellendi. 251 şehidimiz demokrasiyi savunmak için hayatını kaybetti. Binlerce insanımız yaralandı. Milletimiz o gece devleti ayakta tuttu. O gece vatandaşlarımız demokrasi aşkıyla sokaklara çıktı. O gece binlerce insanımızın güçlü direnci sayesinde darbeciler amaçlarına ulaşamadılar. Halkımızın sağduyusu, cesareti ve demokrasi sevdası tankların önüne set çekti. Darbeciler milletimizin bedeniyle ördüğü o kutlu duvarı aşamadılar. Cümle alem bir kez daha gördü ki, gücünü tankların paletlerinden alanlar, gücünü haktan ve meşruiyetten alanları asla geçemezler. Daha evvel söylediğim, tekrar ediyorum. Bize düşen vatandaşlarımızın emanetine sahip çıkmaktır arkadaşlar. 251 şehidimizin bize bir emaneti var. Bizim de o emanete sahip çıkmamız gerek. O emanet nedir? O emanet Türkiye'nin bir daha sabah erken kalkanın, gece geç yatanın darbe yapacağı bir ülke olmasına izin vermemektir. O emanet, tankların gölgesinde, namluların ucunda darbe planları yapanların bütün heveslerini kursaklarında bırakmaktır. O emanet, halkın oylarıyla seçilmişleri silahla, baskıyla sindirmeye çalışanlara göz açtırmamaktır. O emanet, devlet kurumlarına yapılan personel alımlarında sadece ve sadece liyakatı esas almaktır. Bizler darbelerin kan, zulüm ve gözyaşı anlamına geldiğini çok iyi bilen insanlarız. Bu millet darbelerin acısını 10 yıllardır sokakta, okulda, cezaevinde, işkence odalarında gördü ve çok çekti darbelerden. Biz bu acıyı çok iyi biliriz. Bakın arkadaşlar, seçimle gelen ancak seçimle gider. Bunu herkes artık bu ülkede zihnine kazımalı. Buradan milletimize verdiğimiz sözü bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Koşullar ne olursa olsun biz sivil siyasete gözümüz gibi bakacağız. 27 Mayıs'ın, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün, 28 Şubat'ın, 27 Nisan'ın ve 15 Temmuz'un mağdurlarını da asla unutmayacağız. Yarınlara tertemiz bir demokrasi bırakmak için olanca gücümüzle çalışacağız. Bu kürsüden bir kez daha demokrasi için canlarını veren şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlarım, ülkemizdeki siyaset tablosuna şöyle bir bakıyoruz. Biz çözümle geliyoruz, bakıyoruz diğerleri öfkeyle geliyor. Biz birleştirelim diyoruz, diğerleri ayrıştırmaya geliyor. Biz barışmaya geliyoruz, diğerleri kavgaya geliyor. Bakın, ben bunu sadece iktidar için söylemiyorum. Muhalefetin de bir kısmı için söylüyorum. İkisi de aynı öfke siyasetiyle, aynı yöntemlerle ayırarak, ayrıştırarak geliyor. Arkadaşlar söylüyorum, DEVA bu ayrıştırıcı siyaset dönemini kapatmak için burada. Milli değerlerimizi istismar eden bir siyasete bizde yer yok. Dinimizin kutsallarını sömüren siyasete bizde yer yok. Şiddet siyasetine, öfke siyasetine bizde yer yok. Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde farklı şehirlerimizde şiddet olaylarıyla karşı karşıya kaldık. Dükkanlar taşlandı, araçlar yakıldı, insanlar şiddet gördü. Antalya'da bir genç öldürüldü. Demokrasi diyenler, insan hakları diyenler sessiz kaldı. Ötekine saygıdan, farklılıkları kucaklamadan bahsedenler sınıfta kaldı. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Bir siyasi parti kendini nasıl tanımlarsa tanımlasın. Ben demokratım desin, şunu desin, bunu desin. Asıl siyasi partiler kimliklerini olaylar karşısındaki duruşlarıyla belli ederler. Siyasi partilerin gerçek kimlikleri sınamalarla ortaya çıkar. Her şey açık ve net arkadaşlar. Ülkenin muhalefeti en ufak krizde kim olduğunu hatırlıyor, aslında rücu ediyor. Filistin'e destek mitinginde bir vatandaş mı yumruklandı? Dikkatle bakın. Ne oldu? Muhalefet nerede? Şiddetin yanında. Bir yerlerde, bir şekilde iktidarı ele mi aldılar? Muhalefet nerede? Eş dost kayırmanın yanında, haksız rantın yanında. Ülkenin iktidarı da, muhalefeti de bakıyoruz, çıkar neredeyse orada. Biz milletimize başka bir yolun mümkün olduğunu göstermek için 4 sene önce bu yola çıktık. İnsani değerleri, hakkı, hukuku hiçbir ayrım yapmadan, herkes için savunarak DEVA Partisi'ni kurduk. Emin olun arkadaşlar, ilk gün partimizi nasıl kurduysak, yarınların birlik ve beraberlik içindeki Türkiye'sinde yine hep beraber öyle kuracağız. Bu ülkeyi şiddeti savunanlara da, ırkçılara da, otoriter eğilim gösterenlere de asla teslim etmeyeceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın.
Ben şunu açık söyleyeyim arkadaşlar. Partimiz kurulduktan sonra iki seçim geçirdik. Ve her geçirdiğimiz seçimde de büyük sınavlar verdik. Teşkilatımızla da büyük sınavlar verdi. Ancak bugün itibariyle bu salonda bulunan Deva Partisi'nin teşkilatlarında, kılcal damarlarında, genel merkezinde görev alan, çalışan, çaba gösteren herkes bir demokrasi kahramanıdır arkadaşlar. Partimizin teşkilatlarında, genel merkezinde her şeye rağmen sağlam bir duruşla mücadeleye devam eden her bir arkadaşım bir adalet kahramanıdır. Hak kahramanıdır, hukuk kahramanıdır. Ülkede olup biteni görüyoruz ya. Gerçekten çok yazık. Çok üzülüyoruz. Bazıları iktidara gelmeyi, iktidar sopasını ele geçirmekten ibaret görüyor. O sopayı biraz da ben kullanayım diyor. Bazılarının inanın bu ülkede hakla, hukukla, adaletle, demokrasiyle öyle bir derdi yok. Sadece ve sadece iktidar olalım. 22 yıl yeter. Artık onlar gitsin, biraz da bu gücü biz kullanalım derdinde bazıları. Bunu gayet iyi görüyoruz. Öyle parlamenter sistem mi, şuymuş buymuş. Çoğunun inanın böyle bir derdi yok ya. Mevcut sistemle gücü ele geçireyim, biraz da sırayı biz kullanalım. Dert bu. İşte bunu gördükçe inanın kahroluyoruz. Bunu gördükçe çalışma mücadelemiz daha da kuvvetleniyor. Bunu gördükçe demokrasi ve adalet yolundaki azmimiz çok daha güçleniyor. Değerli arkadaşlarım, bakın dün Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı Trump'a yapılan saldırıyı izledik. Siyasetteki kutuplaşmanın, gerginliğin, öfkenin, nefretin toplumu hangi noktalara getirebileceğinin bir başka canlı örneğini Türkiye saatleriyle dün akşam gördük. Ben Sayın Trump'a buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Hangi ülke olursa olsun. Umarım ki bu hadise siyasette öfke ve nefret pompalayanların nasıl bir vebal altında olduklarını göstermek açısından ibret verici olur. Umarım ki bu hadise başka yeni hadiseleri tetiklemez. Umarım ki bu hadise herkesin aklı selime dönmesi için de bir vesile olur. Deva geliyor.